Herkese merhaba. Bundan önce yaptığım böyle bir ayda hızlı evde İngilizce öğren videomu çok severek izlediniz. Ben de dedim ki gerçekten çok iyi niyetle ve böyle gerçekten İngilizce öğrenmek isteyenleri desteklemek için hazırladığım ve yaptığım bir videonun bu kadar insana ulaşması ve faydalı olması beni çok mutlu ettiği için neden daha fazla öneride bulunmayayım? Neden daha fazla tiyo bu konuda vermeyeyim diye düşündüm. O yüzden o videomu izlemediyseniz hemen şuraya tıklayabilirsiniz. Eğer izlediyseniz bu videoyu izlemeye devam edin. Çünkü çok daha fazla hızlı evde ve çabucak İngilizce öğreneceğiniz tiyolar ve yollardan bahsedeceğim. Her ne kadar ilk videonun devamı gibi olsa da aslında bu videoda çok daha farklı bir konuya değineceğim ve dizi izleyerek, film izleyerek nasıl İngilizcemizi geliştirebiliriz bundan bahsedeceğiz. Peki dizi ve film izleyerek İngilizce öğrenmek mi diyorsanız bunların öncelikle faydasından bahsedeyim. Dizi ve film izlemek aslında yani öğrenmek istediğiniz dilde bunları izlemek aslında size kalıplara, o dildeki kalıplara aşina olmanızı sağlar. Özellikle farklı konu başlıkları altındaki konuşma stilleri, konuşma kalıpları ve kelimelere aşina olmanızı sağlar. Aynı zamanda hani o kelimenin, o kalıbın, o lafın nasıl pronounce edildiğini, yani nasıl telaffuz edildiğini duymanızı sağlar. Bir yerden okumak, öğrenmek, araştırmaktansa direkt gerçekten o dilde konuşan birinden bunu duymanız aslında çok çok daha yararlıdır. Ve yani aslında size İngilizce bir environment sağlar. Yani nedir bu? Çevre. Çünkü aslında böyle İngilizce ve yabancı dili öğrenmek her ne kadar çalışırsanız da, ne kadar bu işten anlıyorsanız da, yeteneğiniz olsa da aslında gerçekten o dilin konuşulduğu bir yerde yaşamak ve konuşmakla çok fark ediyor. Mesela ben Amerika'ya giden, okuyan, gelen, tekrar evime dönen, tekrar giden biri olarak her yeni gidişimde tekrar bir kem kümlemeye başlıyorum. Ve her Türkiye'ye gelişime tekrar o kadar pratik konuşmayı unutmaya başlıyorum. Çünkü nedir? İşte o dili artık çevrenizde, kendi çevrenizde duymamaya başlıyorsunuz, konuşmamaya başlıyorsunuz. Yani günlük bir muhabbeti bile yapmıyor oluyorsunuz. Ama gerçekten öyle biriyle konuşurken ya da öyle bir şeyler dinlerken, duyarken, izlerken artık böyle hani Türkçe düşünmek gibi, Türkçe konuşup, Türkçe iletişim kurmak gibi aslında o dille yapmaya başlıyorsunuz ve asıl İngilizcenizi geliştiren o oluyor. O yüzden burada dizilerle, filmlerle ne yapabiliriz dediğimizde de tam bu noktada devreye giriyorlar. Çünkü onları izleyerek sanki kendinize bir İngilizce çevre yaratıyor gibi oluyorsunuz ve gerçekten nasıl konuşulduğunu duyuyorsunuz. Belki öğrenmeye çalışırken kelimeleri tekrar ediyorsunuz. Bu mu demek ya diye açıyorsunuz, bakıyorsunuz gibi gibi derken çok fazla faydası oluyor ve bu planımızda da faydası olacak. Eğer beginner, yani başlangıç seviyesinde olduğunuzu düşünüyorsanız İngilizce'de kesinlikle bu çalışmaya kendi dilinizde altyazıyla başlamanız gerekiyor. Eğer daha üst düzey olduğunuzu düşünüyorsanız, yani ben zaten İngilizceyi biliyorum ama çok da iyi değilim diyorsanız, aynı anlatacağım çalışmayı İngilizce dilinde izlerken yine İngilizce altyazı koyarak yapabilirsiniz. Peki nedir şimdi yapacağımız şeyler? Aslında bir 7-8 tane adımımız olacak ve onları izleyerek yepyeni evinizde çok kısa sürede İngilizcenizi geliştirip, öğrenip daha iyi hale getirebileceksiniz. Birinci adım. Aslında birinci adım hangi dizileri ya da filmleri kullanacağımızı seçmek. Ve bu noktada daha önce izlediğiniz, belki birkaç kere izlediğiniz ya da çok sevdiğiniz, en sevdiğiniz dizi, en sevdiğiniz filmi seçmek olmalı. Çünkü burada ihtiyacımız olan nedir? İhtiyacımız olan sizin o filmin konusunu, konuşmalarını, karakterlerini, yaşadıkları şeyleri aslında çok iyi biliyor olmanız lazım ki dile konsantre olalım. İkinci adım.
kendinize bir defter edinmek ve dizi ve filmlerimizi izlerken o defterinizi yanında taşımak ya da tutmak diyelim. Çünkü buraya çok güzel notlar alacağız. Bir önceki videomu izleyenler buradaysa zaten orada bir deftere başlamış olmanız lazımdı. Ona devam edebilirsiniz. Ama benim en büyük tavsiyelerimden bir tanesi tüm İngilizce çalışmalarınızı yaparken aslında böyle bir tane tam bir defteriniz olsun ve bütün çalışmalarınızı içine toplayın ki unuttukça dönüp dönüp bakın aslında o sizin kılavuzunuz ve sözlüğünüz haline gelecek. Burada da defterimiz birazdan çok önemli bir noktada karşımıza çıkacak. Ve üçüncü adım. Artık dizileri, filmleri izlemeye başladık. Diyorsunuz ki nasıl öğreneceğiz biz bunları izlerken? Aslında yapmanız gereken çok basit. Zaten bildiğiniz ve sevdiğiniz bir filmi ya da diziyi izlerken yani artık diyeceksiniz ki tamam ben burada olanları biliyorum ama bir dakika burada bir şey dedi ve ben bu kelimeyi hayatımda ilk defa duydum. Durduruyoruz. Yani sizin duyduğunuzda tanıdık gelmeyen bir kelime. Türkçesine baktığınızda da ben bunun İngilizcesini asla bilmiyorum dediniz. Tamam. İşte orası diziyi ya da filmi durduracağınız nokta. Peki durdurup ne yapıyoruz? Hemen daha önceki videoda da bahsetmiştim. Turing'i açıyoruz. Zargan kullanabilirsiniz. Turing kullanabilirsiniz. Google Translate bile kullanabilirsiniz. Ama Turing gerçekten çok iyi bu konuda. Ve bu kelimenin ne anlama geldiğini, nasıl kullanıldığını tekrar tekrar araştırıyoruz. Ve ne yapıyoruz? Defterimize hemen not ediyoruz. Burada iki önemli şey. Zaten kelimenin ne olduğunu izlerken gördüm ama aşina olmadığım için durdurdum ya. Hemen o kelimeyi, anlamını ve kullanıldığı cümleyi not ediyorum. Şimdi isterseniz bir örnekle bunu nasıl yaptığımı göstereyim size. Evet. Şimdi ben daha pratik olması açısından bir Türkçe altyazılı bir Friends sahnesi buldum. Ve şimdi beraber onu izleyeceğiz. Instead of that's right. All of a sudden the phone starts to ring. And it turns out it's my mother. Which is very very weird because she never calls me. Okay. Şimdi ben şurada Turns out it's my mother. Which is very, very weird. Çıkıyor. Ve ilginç, weird. Ben bu kelimelerin çok aşina olduğumu düşünmedim. Ne yapıyoruz? Hemen gidiyoruz bakmaya. Ne yaptım? Turing'ime girdim. Translate. It turns out that meğerse. Bunu öğrendim. Şimdi bunu defterime not edeceğim. Bir de hemen It turns out that. Okay. Nasıl söylenildiğini öğrendim. Nasıl kullanıldığını öğrendim. Şimdi nedir? Cümlede kullanacağım ve not edeceğim. Bir de weird'a bakmak istemiştim. Çünkü bunun değişik olduğunu, garip olduğunu bilmiyordum. Bakıyoruz acayip tuhaf. Evet, büyü. Basıyorum. İşte hemen aşağıya bakıyorum. Başka neden olabilir? Seem weird. Garip gözükmek, tuhaf gözükmek. Öyle kullanmış. Ve aşağıda hemen cümlelerim geldi. Hepsinde çıkmıyor ama bazılarına çıkıyor. Mesela I know it sounds weird. Kulağa tuhaf geldiğini biliyorum. Şimdi bu iki öğrendiğim şeyi gideceğim ve defterime. Yaptım, ne oldu? Bilmediğim kelimeyi yazdım. Türkçesini yazdım. Birden fazla anlam olduğunu düşünüyorsam, farklı kullanımlar varsa onları yazdım.
Bir cümle içinde kullandım. Bunu kendim yapabiliyorsam kendim yaptım. Kendim yapamıyorsam dizide duyduğum cümleyi yazabilirim. Yok ben dizidekine yazamadım, kendim de yapamadım. Yine Google Translate'i kullanıp bu sefer Türkçesini kullanıp bir cümle yaratabilirim. O durumda da yine en azından kendi yarattığım Türkçe cümlenin İngilizcesini görmüş olurum. 4. Altyazıyı her zaman okumak ve kaçırmamak. Çünkü aslında bu çalışmada en önemli adımlardan bir tanesi, daha doğrusu amaçlardan bir tanesi, okuduğunla duyduğunu birleştirebilmek. Çünkü aslında siz bu birleştirmeyi yaparken aynı zamanda dinlediğiniz şeyin ne anlama geldiğini öğreniyor olacaksınız. Ve bunu yaparken ne kadar dikkatli olursanız ya da belki gerçekten anlayamadığınız sahneyi geri alarak, tekrar izleyerek ya da bütün filmi, bütün diziyi tekrar izleyerek, pekiştirerek o kadar fazla ve hızlı öğrenmiş olacaksınız. Ve aslında 5. adım da biraz önce söylediğimle birleşiyor. 5. adımsa anlayamadığın sahneyi tekrar izlemek. Çünkü aslında karşınızda izlediğiniz bir İngilizce sahne var ve altında size Türkçe ne olduğunu söylüyor. Eğer siz o sahneyi gerçekten ne olduğunu anlamadıysanız, hayır anlayamadım bir daha izleyeceğim diyorsunuz. Tekrar izliyorsunuz. Ve böylece gerçekten orada denilenlerle okuduğunuzu tamamen birleştirmiş oluyorsunuz. Ve yani bu şöyle düşünelim, biraz önceki örnekten gidelim. Ben belki ilk dinlediğimde turns out'un ortaya çıkmak meğerse öyleymiş gibi kullanıldığını bilmiyordum ama ben onu turns out meğerseymiş. Zaten oyunculukta bile inanın ezberler bu tarz şeylerle yapılıyor. Aslında ezberlemek, öğrenmek mi diyeceksiniz ama dil öyle bir şey ki zaten görsel olarak bazı anlamları ezberleyince bir süre sonra öğrenmiş de oluyorsunuz. Burada da aslında bu özelliğinden yararlanıyor olacağız. 5. adımdan ayrılmadan dediğim gibi tekrar izlediğin sahnede sana bir faydası olabilmesi için hemen yine defterimize gidiyoruz ve sahneyi anlatıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Türkçe. Bu sahnede bir kız ve bir oğlan partiye gitti ve burada ilişkileri hakkında tartıştılar. Tamam mı? Özeti bu. Ne yapıyorum? Hemen bunu İngilizce'ye çeviriyorum. Eğer kendini çevirebiliyorsan müthiş. Lütfen bunu yapmaya çalış. Eğer kendini çeviremiyorsan hemen Google Translate'e gidiyoruz. Ya da bilmediğin en azından alarak kelimeleri buluyoruz. Bir şekilde onu İngilizce'ye çeviriyoruz. Ve yine ne yapmış oluyoruz? Aslında Türkçe anlatmaya çalıştığımız şeyin karşılığını İngilizce'de görmüş oluyoruz. Aslında bütün bu dizi, filmle beraber İngilizce öğrenmenin en önemli kısmı zaten kendi dilimizle o yabancı dili birleştirip kombinleyerek beynimize kazımak. 6. adım. Bu çalışma için kullandığın her diziyi ve filmin adını ya da bölümünün kaçıncı dakikasını, kaçıncı bölümü olduğunu not almayı unutmuyorsun. Çünkü bundan sonraki adımlarda daha iyi hissettiğini, daha iyi İngilizce konuşabildiğini, anlayabildiğini hissettiğin günlerde bu deftere yine dönüp bakacaksın ve belki de aralarından seçip acaba şu an anlayabiliyor muyum diye kendini sınava sokacaksın. 6. adımdan sonra 2 tane bonus adım gelecek. Bunlar bu süreçte size yardımcı olacak ve İngilizcenizi geliştirecek 2 tane adım olacak. İlk bonus aslında hareketimiz telefonumuzun dilini İngilizce'ye çevirmek olacak. Neden? Çünkü aslında bu biraz önce dizilerle, filmlerle yaptığımız şeylerle de çok yakın bir mantık. Çünkü çok uzun zamandır alışık olduğunuz, her nerede ne yazdığını, nerede nasıl bir ayar olduğunu bildiğiniz bir telefon dili var Türkçe ve siz artık bildiğinizi İngilizce çevirdiğinizde zaten ayarların settings olduğunu tahmin edebiliyor olacaksınız ve sürekli bunu görmek sizi İngilizcenizi pekiştirmiş olacak. İkinci bonusum da şu olacak aslında çok sevdiğimiz dizi platformunda. 2 tane altyazıyı aynı anda açabiliyorsunuz. Nasıl oluyor? Hemen ona bakın. Aslında bunu bir Chrome ekiyle yapıyoruz. Google Chrome'unuz yoksa öncelikle
Google Chrome edinmeniz lazım. Google Chrome edindikten sonra aslında search olarak Netflix English Netflix Chrome Learn bıdı bıdı şurada da görüyorsunuz. Bunları yazdıktan sonra zaten karşınıza ilk seçenekte çıkacak. Burada hemen içine girip Add to Chrome yapacağız. Evet, bunu uzantı ekle diyoruz. Uzantıyı ekle dediğimde Chrome'a bu uzantıyı ekleyecek. Ve Netflix'e girdikten sonra aslında aşağıda bunu on ve off yapma seçeneğiniz olacak. Ve oradan artık bunu açıp iki tane dili aynı anda görebileceksiniz. Hatta ve hatta bu özellik bütün bölümün konuşmalarını da size sağlıyor. Anlamlarında bir sözlük eklentisi de yaptığı için üstüne gittiğiniz zaman kelimenin anlamını da size göstermiş oluyor. Aslında bu gösterdiğim teknikle biraz önce saydığımız bütün adımları çok daha kolay yapmış olacaksınız. Belki de bu eklentinin sayesinde her şeyin anlamına bakabileceksiniz, cümlelerine bakabileceksiniz ve çok kolay not edebileceksiniz. Burada bahsetmişken dizi önerilerimin videosunu da merak ederseniz onları da bırakıyorum. Sevdiğiniz ya da izlemek istediğiniz diziler olursa bu çalışmada da belki onları kullanabilirsiniz. O zaman videonun sonuna geldik. Umarım bu videodan da diğeri kadar zevk almışsınızdır ve faydalı olmuştur. Daha önce de dediğim gibi lütfen unutmayın, bu video biraz daha diğerinin devamı gibiydi. O yüzden hiç İngilizceye aşina olmayan biri önce diğer videodaki adımları izleyip daha sonra bu videodaki adımları izlerse çok daha faydalı olur. Lütfen beğendiyseniz bu videoyu beğenmeyi ve izlemeyi ve paylaşmayı unutmayın ki böylece ben de hızlı evde pratik İngilizce öğrenme ile ilgili videoları sevdiğinizden emin olayım. Daha fazla, daha farklı yöntemlerle size geleyim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu o zaman like etmeyi unutmuyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bye bye.